Dolandırıcılar sevgili izleyenler bir türlü önüne geçemiyoruz. Bu kez de tatilcileri hedef aldılar. Tatil paketi satan internet sitelerini birebir kopyalayarak aynısını yapan siber dolandırıcılar tatil hayali kuran vatandaşları tuzaklarına düşürdüler. Uzmanların internetten tatil araştıranlara önemli uyarıları var. Havalar ısındı, biz de tatil planı yapmaya başladık. Önümüz yaz, vatandaş tatil için araştırmalara başladı. Sitelere bakıyoruz tek tek, en uygununu arıyoruz ama bulamıyoruz. İşte dolandırıcıların hedefi bu kez de uygun fiyata tatil arayanlar oldu. Bu dönemde siber hırsızlar tatil sitelerinin birebir taklitini gerçekleştirerek vatandaşları mağdur ediyor, kandırıyor, dolandırıyorlar. Aynen öyle. Sitenin önce birebir aynısını yapıyorlar, ardından da fotoğrafları birer birer yerleştiriyorlar. Ancak aralarında tek bir fark oluyor, o da verilen hizmetin fiyatı. Gerçekten arayüzlerini, popüler sitelerin, tatil sitelerinin birebir taklitlerini geliştiriyorlar. Tabii vatandaşlar girdiklerinde o ünlü, popüler tatil sitesinin birebir aynısını görüyorlar. Arayüzleri aynı, bilgiler aynı, yıldızlama sistemi aynı. Bunlar daha çok, çok daha düşük miktarlarda taksitli tatil imkanı sağladığını vaat eden siteler olmuş oluyorlar. Yorumlara da aldandıktan sonra tabii ki o tatili satın alma yoluna gidiyorlar. Daha uygun fiyata tatil arayışına giren vatandaşlar eğer dikkat etmezse işte bu şekilde dolandırıcıların oltasına takılıyor ve yapılan o tatil planları da suya düşüyor. Peki vatandaşların o fiyat araştırmasında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi sitenin geçerliliği ve güvenilirliği. Tabii ki sitenin adres çubuğunu kontrol etmemiz gerekir. Hatta o ilgili siteyle alışveriş yapmadan önce iletişim bilgilerini kontrol etmeli. Öncelikle telefondan bilgi almalı ve daha sonra internet işlemini gerçekleştirmeyiz. Uzmanlara göre alışveriş yapılacak sitenin varsa mobil uygulamasını kullanmak gerekiyor. Aynı zamanda o alışveriş için kredi kartları değil, limitli sanal kartlar öneriliyor. Kendi kredi kartlarımızı buraya paylaşmamalıyız, sunmamalıyız. Sanal kartlar, limitli sanal kartlar kullanmalıyız. Hatta bu dönem içerisinde aplikasyonlar kullanmanın son derece önemli olduğunu söyleyebilmek mümkün. Çünkü siber hırsızlar sitelerin birebir taklidini çok rahat ve kolay bir şekilde gerçekleştirirken mobil uygulamaları bu kadar kolay gerçekleştiremiyorlar, çalıştıramıyorlar. O zaman artık herkese iyi tatiller diyebiliriz. Evet, kesinlikle iyi tatiller diliyoruz.